Yes, sir. So I think our buyurun hocam. Seminerimize, eğitimimize başlamadan önce mütevelli heyet başkanım ve okul kurucum Sayın Erdal Kizeroğlu'nun konuşmalarını arz ederim. And now our chairman is going to give a speech to us and then I'll do my best to translate it. Sayın başkanım. Thank you very much. Hello, Mr. Ramzulu. Hello. Good day. I hope you and your wife are in good health. I hope you good health, your wife and you. We are very pleased and proud to see you among us. First of all, thank you for being here, our school teacher and us. I would like to briefly inform you about our school and foundation. Mehmet. That would be very nice. Mehmet Bey, bir arkadaşlarımıza transfer ederseniz. Tabii. Aramızda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz diye başladı Sayın Erdal Hocam. Ve eğer mümkün olursa müsaade ederseniz bizim şu anda kendi çalıştığımız kurumuzdan bahsetmek isterim size dedi. Ve Joseph Renzulli şu anda bunun yani kurum hakkında öğrenmenin güzel olacağını belirtti bize hocam. Both were founded in 2013 and foundation our school. Turkey is the first and only private school for gifted children. Our aim is to educate gifted and talented students as citizens of the world to provide our students with the best education in the fields of science, arts, and sports. Devam edecek misiniz hocam? Ben devam edeyim mi? Ben devam edeyim. Kısa kısa. Anlayamadım hocam. Ben mi devam edeyim? Devam edin siz. Tamam. Okulumuz hakkındaki 2013 yılında kurulduğunu ve bu zamandan itibaren Türkiye'deki ilk ve tek yani yetenekli öğrencilere eğitim veren ilk ve tek okul olduğumuzu söyledi Erdal hocam. Bu alanda yıllardır yaptığımız çalışmalardan da yani yıllarca çalışmalar yaptığımızı ve bu çocuklara mümkün olan en iyi eğitimi vermeye çalıştığımızdan bahsetti Erdal hocam. Our school provides education to approximately 400 gifted students. We organize a lot of workshops in our school: astronomy, music, visual arts, robotics, literature, etc. We have cooperation protocol with many universities. Our students study philosophy, music, science class at the universities according to their age groups. Şu anda yaklaşık 400 yetenekli öğrencimize eğitim vermekteyiz ve bu eğitim sürecimizde bilim, sanat, spor ve birçok diğer dalda çocuklarımıza en iyi eğitimleri ve seminerleri vermek çabasındayız. Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler sayesinde de çocuklarımız filozofi, felsefe ve fizik gibi dersleri üniversitelerinde, kendi yerlerinde görme fırsatı buluyorlar. Mehmet Bey, bir de siz yerinizde otursanız sanırım. Hocam, evde şey vardı da bir teknik servis, onu gönderdim. Peki. We support parents and gifted children. We regularly organize many seminars for parents. We regularly train our teachers about gifted children and their problems and education. I don't want to extend my words too much. And now we are excited to listen to you, Mr. Renzulli. Thank you very much. I'm very, very happy to be with you today. And a couple of just introductory remarks. First of all, I think that teachers from around the world have done a remarkable job in using online resources to deal with the closing of schools and the coronavirus. And so teachers can be very proud of themselves of very quickly learning
lots and lots of new skills. Our work has been in operation for over 40 years. We are located in numerous countries around the world, including Turkey. And I also have two slides here that were not sent earlier, but I'll send them after our presentation today. Ms. Rinsu Lee, hey, how are you? By the way, I'm the second translator. I'm so sorry, just I interrupt you, but just maybe just the part one part, can we go? So let me explain in Turkish first, okay, what you'll say, just in 10 minutes, and then, okay? All right, you tell me when to go on. Okay, merhabalar, Mr. Renzuli, öğretmenlerin bugünlerde çok zor işlere sahip olduğunu ve çok dikkate değer, kayda değer ve çok önemli bir mesleğe sahip olduğumuzu söyledi. Ve şu anda da online eğitime hızlı bir giriş yapıldığını ve bu online eğitimi de çabucak öğrenmeleri gerektiğini belirtti. Thank you, Mr. Renzuli. You can keep. I'm going to use two slides that were not sent ahead of time, but I will send them afterwards. And the first one is various resources that would be available to you. The first one of my former postdoctorates, Melody, I give you her affiliation and her email, and she is available for consultation via the internet. She's an excellent trainer of teachers. The second is that there are 40 schools in Turkey that are operated by the Bilfin Educational Foundation. You see there the director's name and email on the screen. I'm sure that they would be willing to share information with you, have some visitation opportunities, etc. The last thing on this slide, one minute. The last thing on the slide is our website. All information that we've developed over the past 43 plus years is on that website. It is downloadable, translatable, free of charge, free of asking for permission. So anybody that wants to use it, translate it, may do so. Okay, thanks. İlk etapta asistanı, asistanı Profesör Yaprak'dan bahsetti ve alanında gerçekten çok iyi bir uzman olduğunu söyledi. Bu alanda çalışmalarına da devam ettiğini belirtti. İkinci slaydında da gerekli bu konuda gifted çocuklarla alakalı, yani üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarla alakalı oldukça fazla kaynak olduğunu, bunların hem translatable, çevrilebilir, indirilebilir kaynaklar olduğunu buradan erişebileceğinizi belirtti. Okay, sir. Okay, the next slide. Some additional resources. Sally Reese and I have prepared 7 very short videos, roughly 15 or 20 to 20 minutes on our model. And you see the direct link to them there on the screen. And again, you are welcome to download those, to translate them. And other countries have put the language in subscripts across the bottom. And so you're certainly welcome to have access to those. Okay. Ayrıca burada YouTube 7 tane yine kısa videoları olduğundan bahsediyor Mr. Renzuli. Bunların yine çevrilebileceğini, download edilebileceğini, indirilebileceğini den bahsetti. Bu kaynaklara da bu şekilde ulaşabilirsiniz. Thank you, Mr. Renzuli. And again, the next slide I've already mentioned, there are 40 years of research and development on this model. And again, the website and all of the resources that you have access to. Now I'm going to divide my presentation today into two parts. First, the underlying theoretical research-based model, the school-wide enrichment model.
And then secondly, the online application of this through a program called the Renzulli Learning System. Okay. Burada programımızı ikiye ayıracağımızdan bahsetti. Yani 40 senelik bir araştırma ve geliştirme programını yürüttüğünü söyledi. Bu programı şu anda sunumu ikiye ayıracağının altını çiziyor. Ve bu sunumda ayrılacak noktalarla birinci de theoretical yani teorik olarak bize bildirecek. İkincisini de uygulamaları göstermekten bahsetti. Thank you, Mr. Renzulli. Yes. The next slide is something that most teachers already know about, but they sometimes don't think about it. And so I'm going to try to cover this as best I can. All learning exists on a continuum, and that continuum ranges from deductive, didactic, prescriptive on the left to inductive, investigative, and inquiry on the right. Evet, didaktif, öğretici, tekrarlayıcı, prescriptiflerden bahsetti. Aynı zamanda inceleyen ve araştırma modellerinden bahsediyor. Okay. Okay, Ms. Renzulli. Now, our focus is on the right-hand side of the model. Our goal is to produce inventors, designers, artists, innovative leaders, entrepreneurs, the people that make the world a better place. Okay. Şimdi sağ taraftakini tabii sizler de görüyorsunuz işaretleyerek Mr. Renzulli bize 21. yüzyılın düşünme becerisinin yaratıcı, üretici bir formda geliştiğinden bahsetti. Keşfedenler, bunlar hani yaratıcı dizaynerler, bilim adamları, sanatsal, teknolojik, writer yani yazarlardan oluşan bir gruptan bahsediyor Mr. Renzulli ki bunları dünyayı daha iyi yapan insanlar, yani artistler, sanatçılar. Thank you, Mr. Renzulli. Now, there's good news and bad news about this, and that is the brand of learning that we will be talking about today cannot be done easily without the use of technology, and that's the reason we developed the Renzulli Learning System. Evet, iyi ve kötü yanları Renzulli'ye. Could you please repeat again? Cannot be downloaded. Renzulli, what? What you mean? What do you want to say? Actually, what's the good part and bad part of? Well, the good news is again that we're trying to produce leaders. Uh-huh. The bad news is that this is not easy to do, and that's the reason we developed the online system. Bu sistem gerçekten geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Fakat online olarak hani gelişimi olması bu tarafı da online olması da kötü olarak algılıyor Joseph Renzulli. Okay, online system is the bad part. You mean that, right? Yes. Okay. Thank you. Just I have to take one of the pencil pen. Could you please? I'm really sorry. Çok özür diliyorum. Kalemim çalışmıyor ve not almak zorundayım. I have to take a note. I don't have these slides actually. Ben bu slaytlara sahip değildim. O yüzden not alarak devam etmem lazım. I have to keep taking note. Actually, I will bring one of the pen or pencil. Okay, I'm really sorry about that. Just That's a minute. Okay. Okay. Sorry, I can. I think you may go on. The other translator may. Okay, I'm here. I can keep. Okay, I'm here. Thank you, hocam. Siz notunuzu alırken devam edebilir isterseniz hocam devam etsin. Kalemimi aldım. Kalemimi tamam. Almam gerektiğinden bahsettim. Okay, sir, please. Thank you. Okay. Now, one more comment about this slide, and if someone could get you, we sent the slides yesterday. If they could get you set, it might be helpful.
to have them in front of you, but I'm not saying that the left-hand slide is all bad and the right-hand slide is all good. What I'm saying is that we need to have a balance between these two types of learning. Okay, tabii right, yani sağ tarafın, slide'ın sağ tarafını gösterdi Mr. Rensoli ve buranın hani bizler için çok önemli olduğunu söyledi. Fakat şunu da anlatmıyor, yani sol taraf önemsiz demiyorum. Bunların ikisi beraber çalıştığı zaman ancak hani çok daha iyi bir şeyler yapabiliriz diyor. Yes, sir. Now, this next slide, I'm just going to comment on very briefly. Again, you'll have these slides translated so you can read them. But oftentimes I am asked, why should we invest in the development of giftedness and talents in young people? And I believe that this is an economic imperative, that the growth and productivity of any country in the world, including the development of social skills, cultural skills, comes from the ideas that these people generate. And so think of these young people as really a form of social capital for an intellectual and creative capital for a nation. A really very long, but just I can translate by using slide, of course. Şimdi Mr. Rensoli'nin bu tür çocukları, bu üstün zekalı çocukları, gifted çocukların neden yetiştirmenin bu kadar önemli olduğundan bahsediyor. Slide üzerinde de zaten anlatıyor. Ekonomik olarak hani aslında bu yaratıcı bir şekilde öğretilmesi, üretici ve araştırmacı becerilerin elde edilmesinin çok önemli olduğunu söylüyor. Bunun ekonomiye de katkısı olduğunu söylüyor. We need to focus on teaching creativity. Biz bu yaratıcı öğretici duruma, bu kavrama odaklanmalıyız ve düşünme becerileri ve bu araştırma becerilerini daha çok bu genç insanlara aktarmalıyız ki işte onlar da creator, yani yaratsınlar, bulsunlar bir şeyler gelecek için, bizlere bir şeyler bulsunlar, yaratsınlar. Yes, sir. I'm now going to cover a little bit about the theoretical work and the research that we've done underlying our work. Mm-hmm. You want to mention that? Our work is based on four theories. Today we will only have time to cover two of those theories, which are the main theories. One is called the three-ring conception of giftedness. It's the most widely used approach around the world. The second is called the enrichment triad model. And these are the three different integrated types of enrichment that we provide for students. Bugün aslında normalde dört tane teori geliştirdiğinden bahsetti. Fakat bugün bizlerle iki teorisinden bahsedecek ki bu teoriler de ana teoriler. Birincisi dünya çapında yer etmiş bir teori, three ring conception of giftedness. You mean three ring? What do you mean with the three ring conception? Actually, could you tell me again three ring conception of giftedness? Bu üstün zekalı çocukların üç aşamalı konseptinden bahsedecek. Diğerinde ise üçlü yine zenginleştirme modelinden bahsedecek. Yes, sir. The model that we use is called the school-wide enrichment model, and that model consists of three service delivery components, which you see on the face of the cube. Okay. Bu modelleri şu anda okul çapında zenginleştirme modeli olarak zaten görüyorsunuz. Bu kapsamlı güçlendirici değerlendirme portfolyosu
müfredatı yeniden yenileştirme tekniklerinden, modifiye etme tekniklerinden bahseden ve üç tipinden bahsedeceğiz. Tip 1, üç türünden bahsedeceğiz. Tip 1, tip 2, tip 3 diye devam ediyor. Yes, sir. These three service delivery components are brought to bear on three school structures. The first is the regular curriculum. We want that to be as challenging as possible. The second is something I will be discussing later called enrichment clusters. And the third are any other types of activities that we have, like clubs, extracurricular activities, and things like that. Evet. Üç tane öğrenme stilimizden bahsediyor. Genel müfredat, regular curriculum, genel müfredat, zenginleştirilmiş kümeler, zenginleştirme ki bizim çokça yaptığımız bir şey. Ayrıca özel servisin, ya yani özel bu özel durumlara kaynak oluşturma, yine bir zenginleştirme, bunun sürekliliği, devamlılığından bahsediyor. Yes, sir. This right-hand side of the cube are various resources that my colleagues and I have developed over the years to make implementation easier. Evet, arkadaşları ve kendisi bu sağ taraftaki kutucukta kendisi de gösterdiği yeri yıllardır çalışarak, çok uzun yıllar çalışarak geliştirdiklerinden bahsetti. Yes, sir. There are three major goals of the model. The first one is enjoyment. Anything that students enjoy doing, they work harder at. Evet, ilk hedefimiz öğrencinin gerçekten mutlu olması, enjoy, keyif alması öğrendiği şeyden. Yes, sir. This leads to engagement, and engagement is hard to define. Think of it as the first time you fell in love with someone or something. Evet, bu ilişkili olmasından bahsetti. Yani derslerden bahsetti. Yine derslerde aktivitelerin yoğunlaştırılmasından bahsetti. Yes, sir. And the third one is enthusiasm for learning. By doing enjoyable and engaging things, children actually like to learn rather than feel like they are victims. Evet, yine bir keyiften bahsetti hocam. Yani eğlendirerek kendilerini kurban olmaktan çıkarttığını, eğlenerek öğrenme sistemini çokça vurguladı. Evet, enthusiasm'la. What we have found in our research is that using these three goals, we actually improve school achievement. Test scores go up. Evet, bunları kullanarak testlerdeki skorlarımızı da oldukça yükseltebileceğimizden bahsetti. Yani yine eğlenmek, bu hem dersle hem de eğlenerek, aktivite yaparak devam etmenin bizleri daha yukarı hedeflere, yani skorlar alabileceğimize, puanlar alabileceğimizden bahsetti. Yes, sir. Again, the three ring conception consists of above average ability in a particular subject area or an art or leadership. It doesn't have to be just academic ability as far as school achievement goes. Creativity and task commitment, and those three things interacting, produce what I call gifted behaviors. Teacher, evet. İstersen devam edebilirim. Evet, Mehmetcan sen alabilirsin. Teşekkür edeyim. Thank you, Mr. Renzulli. I'm leaving now as a translator, but I'm listening to you. I'm nice to meet you. Really, thank you very much for all. Yes, you're please. You're very welcome. Şimdi öğrencilerin yani gifted behavior, bu yetenekli davranışları nitelendirebilmesi için gerekli üç tane bizim kriterimiz olduğundan, ortalama üstü bir beceri, yaratıcılık ve göreve bağlılık konusunda ortak bir paydada buluştuğunda bir çocuk, o çocuğun davranışlarının
yetenekli bir çocuk davranışı olarak nitelendirebileceğimizden bahsediyor Sayın Rezule. Okay, please go on. Okay, and when we identify children for special services, there are a number of things that we look at, which you see listed on the screen. And if you'll just read those, what we call the big five. Mm-hmm. Okay. Şimdi bu çocukların bu şekilde yani özel bir eğitimin hak görmesi ya da özel bir eğitim hak edebilmesini düşünmemiz için büyük beşli diye bahsettiğimiz bir liste var. Academic strength yani bu çocuğun akademik olarak başarısı ve bunu değerlendirilmesi. İlgi yani interest assessment bu çocuğun ilgisinin ortaya çıkarılması. Öğrenme çeşitlerinin ortaya çıkarılması. Kendini ifade etmesinin ortaya çıkarılması, değerlendirilmesi. Ve co-cognitive functions. I don't understand what co-cognitive means. If you, bilişsel. Okay. Co-cognitive olunca... bilişsel fonksiyonların da değerlendirilerek bu büyük beşlide çocuğun değerlendirilmesi ve daha özel bir eğitimi hak ediyor olmasından yola çıkılıyor bu gösterilen listede. Okay, Mr. Sir. And over the years, we have developed many instruments for assessing these things. And I'm going to move up to one more slide. There are two types of identification information. One is status information, which is anything I can put down on paper beforehand that tells me something about a student. The second is I call action information, and those are things that I can only observe by seeing youngsters at work, seeing who becomes excited, interested, creative. And so we use both types, and we've developed many instruments to assess this. Çocuğu tanımlarken ya da sınıflandırırken demeyelim burada da kimliklerini belirleme konusunda yani yaratıcı düşüncelerin kimliklerini belirleme konusunda bizden bize iki tane bilgi kaynağı olduğunu söylüyor. Bir tanesi çocuğun çocuk hakkında alınan ön bilgi yani çocukla alakalı kağıda yazabildiğimiz onun özelliklerini söyleyebildiğimiz herhangi bir şey. Bir diğeri de çocuğun bir aktivite üzerindeyken ya da bir görev üzerindeyken yaptığı ya da geliştirdiği davranış biçimlerinden yola çıkarak aldığımız notlar bu konuda bir şey yaparken heyecanlanıyor mu, stres altına mı giriyor yoksa bir liderlik özelliği mi sergiliyor? Bir tanesi iş üzerindeyken bir tanesinde iş öncesi olarak iki tane bilgilendirme kağıdının kendilerine yardımcı olduğundan bahsediyor. Okay, sir. Now, there are two kinds of assessment, and one is the type that most people are familiar with. I call it assessment of learning. Think of that as what I measure on a standardized achievement test or a teacher-made test. And obviously, that is important. However, the other kinds of things that I think are equally or perhaps even more important are what we call assessment for learning. Şimdi iki tane değerlendirme ölçüsünden bahsediyor. Bir tanesi öğrenim değerlendirmesi. Yani çocukların ne bildiği hakkında yapılan çalışmalar, öğretmenlerin hazırladığı testler, quizler, sınavlar ve buna benzer şeyler. Bunun önemli olduğunu vurgulamakla birlikte yapılması gereken bir diğer değerlendirme çeşidi assessment yani öğrenme için yapılan değerlendirme. Yani çocukların hangi becerilere ihtiyacı var bu işi daha istekli veya eğlenerek yapabilmeleri için edinmeleri gereken yetiler, beceriler nelerdir? Yes, sir. Now, the problem oftentimes is that this gathering these types of information creates a tremendous amount of paperwork for teachers. I'm sorry, I had a bad connection. Can you repeat your last sentence? One of the problems is that collecting assessment for learning information create a great deal of paperwork for teachers. Evet, bu ikinci yani öğrenme için yapılan değerlendirmenin zor bir yanını
çocuklara değerlendirirken birçok evrağın işin içerisine girmesi ve bu evrakların hepsinin düzenli bir şekilde dondurulması gerektiğini düşündüğümüzden çocuğu daha iyi tanımlayabilmek için öğretmeni biraz daha zorlayıcı olduğunu söylüyor. Murat Hocam, bu arada aşağıda bu becerilerden bahsetmiş ama onunla alakalı bir söyleyeyim mi ne olduklarını? Sessiz mikrofonunuz kapalı. Söyleyeyim tabii hocam, olabilir. Okay, now I'm going to talk to the teachers about the blue part that is underneath the orange part, if you allow me. Go ahead. Bu yetilerin şu şekilde olduğunu, yani meraklı bir şeyi meraklandırma, merak hissi uyandırma, öğrenme çeşitlerinin ortaya çıkarılması, kendini ifade etmesinin ortaya çıkarılması, öğrenmeden zevk alma, kendini iyi hissetme, işbirliği yapma, collaboration, belirli noktalardan belirli bilgileri toplayarak bir üretim çabasında ya da öğrenim çabasında olma, planlama yapabilme ve kendini kontrol edip organize edebilme olarak bu şeylerimizin, çocuklarımızın elde etmesi gereken, onlara öğretilmesi gereken becerilerin bunlar olduğunu listelemiş aşağıda. Okay, sir. And one of the things that we have done to avoid this paperwork is to build lots of these instruments into our electronic system. So students answer questions at their keyboard and a computer analyzes their answers. Buradaki birçok evrak işini azaltmak için bazı örnek materyaller çıkarttık. Bu yaptığımız örneklemelerde çocuklar bilgisayar başında kendilerine sorulan soruları cevap vererek daha az, yani daha çok bir az bir sürede daha hızlı işlemler yapılarak bunlar artık çözülebiliyor. Yes sir. People often ask me what do I mean by action information and how do we gather it, and we gather it through a thing called an action information message. Genellikle kendisine yöneltilen soru, öğretmen bir çocuğun iş üzerindeyken ya da bir programlama üzerindeyken çocukla alakalı nasıl bilgiler edinebiliriz? Bunları nasıl gözlemlememiz gerekiyor? Sorusu genellikle yöneltiliyormuş Sayın Joseph Renzulli'ye. Bizim de bunun için oluşturduğumuz hareket, yani nasıl söyleyeyim, iş bildiri mesajı gibi bir şey oluşturmuşlar, taslak oluşturmuşlar. Yes sir. And these can be filled out, please don't take the time to read this, but these can be filled out by a teacher, by a parent, by a student himself or herself. And basically this one says a child has an idea about building solar energy car. So a solar car. And therefore, that becomes a source of interest and motivation information that we should follow through on. Şimdi buradaki, yani şu şey, yani okumamıza gerek olmadığını söyledi ama buradaki örneklemesinden şöyle bir şey söylüyor. Mesela diyelim ki çocuğun güneş enerjisiyle çalışan bir araba fikrinin olduğunu ortaya çıkmasına itibaren bu formu, yani bu konuyla ilgili ön düşüncelerini çocuk da yazabilir, ön düşüncelerini belirttiği veli de yazabilir ya da bununla karşılaştığında öğretmenimiz de bu formu doldurabilir. Buradaki önemli olan çocuğun bu fikri edinmesi ve bu fikri gerçekleştirmek için kendisinin ya da çevresindekilere ilettiği düşünceler bütünü nasıl yapılacağından planlamasına kadar söylediği herhangi bir şey bu form içerisine yazılabiliyor. Now I'm not going to ask you to read these next two slides, but because of time, but these are some samples. Here again is an instrument that we use to measure interests, which I consider to be the most important instrument we've ever developed. I have them for all age levels, from primary children to college students. Buradaki, yani bunu okumamızı istemiyor zaten, çok da okunaklı değil ama bu bizim çocuklarımız için, yani onların düşüncelerini öğrenebilme amacında oluşturduğumuz materyallerden bir tanesi. Çocuklar için
yani çocuklar hakkında bilgi edinmemizi kolaylaştıracak bu tarz belgeler oluşturarak onlardan aldığımız cevapları analiz edebiliyoruz. Yes, sir. And here we see some other examples of expression styles, of executive function skills, of learning styles, and we also have a parent rating scale. Parent rating scale. So they rate their own parents or the teachers. We oftentimes find that there are young people that are doing things at home that the school doesn't know about. Okay. Şimdi şöyle bir iki tane daha sistemden bahsediyor. Bir tanesi çocukların kendi öğrenme becerilerinden bahsettikleri bir sistem. Çocuklara belli sorular soruluyor ve çocuklar bunların hakkında cevaplar veriyor. Diğeri de ailelerin çocuklarını oylaması. Yani çocukların evde ne yaptığından öğretmenlerimiz çoğunlukla bir haber. O yüzden bu konuda bir fikrimiz olmadığı için kendi ailelerinin de evde davranışlarını oylayarak ya da bunlara işte hakkında görüş bildirerek oluşturduğumuz bir şey daha var, materyal daha var diye bahsetti bize. Now this next slide is what I call the golden rule of gifted education. And this is very important information for the students themselves, for parents, for administrators, for policy makers. Why do we gather all of these types of information? And they must know that this program is not just designed to increase information in kids' heads, test scores, but to develop creative productivity in young people. Gifted, yani yetenekli çocuklara verilen eğitimin altın kuralı olarak bahsettiği bir durum var. Evet, burada bir sürü öğretmen, müdür yardımcısı ve bütün öğrenciler tek bir çatı altında toplanıyor ama burada asıl yapılması gereken şey çocuğun kafasının içerisine daha fazla bilgi sokmak değil, daha fazla bilgiyi bulacak hale getirmek ve bu çocuğun yaratıcılığını, planlama, işte az önce bahsettiğim yeteneklerini geliştirerek çocuğun aslında bir şekilde kendine liderlik edip onlara yol göstermek amaçlı olması gerektiğinden bahsediyor. Yes, sir. This next slide is an overview of the three-ring conception of giftedness, and I don't want you to talk about it because you'll see it again in a minute. But these three things are interactive. The three types of enrichment, the arrows indicate that one, type one, might lead to type two. Type 1 might lead directly to type 3, and some of the type 3 products of children can be used for type 1 or for type 2 for other children. Şimdi bunun açıklamasını yapmamı istemedi biz daha sonra tekrar karşılaşacağımız için. 3 tip olduğundan bahsediyor ve bu tip aslında her birinin birbiriyle ilişkilendirildiğini, birinci tipin ikinci tiple kullanılabileceğini ama üçüncü tipin hem bir ve hem iki ile alakalı olabileceğinden bahsediyor. Bunların hepsi birbirinde bir grift olduğundan bahsetti. Birazdan detaylı bir açıklama yapacak. Ben de bildireceğim hocalarım size. Yes, sir. And you'll see some examples of this in a few minutes. Okay. Birazdan birkaç örneğini de göreceksiniz bununla bahsettiklerimi diyor. Now, here's the way that our model differs from most other models in the field. And that is that we provide type 1 and type 2 enrichment for all students. We also apply, we have available enrichment clusters for all students, whether they've been identified for gifted or not. This is one of the ways that we find out performance-based assessment and who should follow up in a type 3 enrichment. Şimdi ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi çocuğun yetenekli ya da üstün zekalı olup olmamasını gözetmeksizin zenginleştirilmiş bir müfredat sunmak bu iki çocuğa da. Bu iki çocuğun bu zenginleştirilmiş müfredat içerisinde yaptıkları, gösterdikleri davranışlar göz önünde bulundurarak, analiz edilerek daha sonra bu üçüncü kısımdaki adayların çıkartılması, hangilerinin bu konuda daha başarılı olacağını görebilmek adına aday çıkartılması konusunda çalışmalar, analizler yapılması gerektiğini söylüyor. Yes, sir. Yes. Now, the one more thing on this slide, just again, you see enrichment-oriented opportunities and environments for all children, and then children who
can follow up because of high interest and motivation, then they would go into type 3 enrichment. So I think I've already covered that. So let's move on to the next slide. I like to describe a person in type 3 as the young person thinking, feeling, and doing like the practicing professional, even if at a more junior level than a scientist or a college professor or a filmmaker from Hollywood. They're doing what the big guys do, even if it's at a more junior level. That's what I call creative productivity. Az önce bahsettiğimiz bu hani çocukların yetenekli olup olmamasını gözetmeksizin herkese verilmesi gereken zenginleştirilmiş bir sistem olduğunu, bu sistem içerisinde de bunu güzel bir şekilde başarabilen çocukların yetişkinlerin yaptığı işleri daha genç yaşta yapabildiklerini söylüyor. Yani daha fazla bizim aklımıza şey geliyor, benim aklıma şu anda bizim çocuklarımızı üniversite çalışmalarına göndermemiz gibi bir durum. Yaşları ne kadar küçük olsa da üniversite seviyesinde bazı bilgiler edinebilmeleri, yani tam olarak Joseph Ressler'in bahsettiği üçüncü tipten bahsediyorum. Genç yaşta bile daha ileriki seviyede olan işleri becerebilme, en azından bu öğrenileri, becerileri, yetileri kazanabilme çalışmalarını üçüncü gruba giren çocuklara yönlendirdiğimizi söylüyor. Yes, sir. Okay, now we're going to go through a few examples, and again, I don't want you to read this slide, but I want to talk about them. The first one is a little girl named Kylie, and the second one is a little boy named Brooke. Şimdi iki tane bize bir örnek verecek yaratıcı ve üretici yetenekler konusunda. Kylie ve Brooke adında iki tane çocuk hakkında bahsedeceğiz size. Yes, sir. And something you should understand, in all of these cases, there's a concept which I call JIT, or just-in-time knowledge. It's knowledge that you only go and get when you need it to solve a particular problem you're working on, which is different from the regular curriculum that we give to all students all the time. So JIT knowledge can come from textbooks, it can come from the internet, and these are the two types of knowledge. Şimdi iki tip bilgiden bahsedeceğiz burada. Bir tanesi tam zamanında, tam işimize yarayacak zamanda kullanacağımız bilgiler. Bir tanesi de müfredatsal ya da daha çok eğitimimizde aldığımız genel yazılı bilgilerden bahsediyoruz. Bir tanesi standartlar üzerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize öngörmüş olduğu öğretilerden bir tanesi. Diğeri de herhangi bir kitaptan, online bir yerden, bir web sitesinden ya da bir arkadaşımız vasıtasıyla edinebileceğimiz, tam yerinde ve zamanda kullanılabilen bir bilgi olarak ikiye ayırmış. Yes, sir. Pardon, aslında sir, aslında şey diyor hocam orada biraz. Yani iki tür öğrenmekten bahsediyor. Bir tanesi normal öğrenme süreçleri, bir tanesi de bir proje çalışması yaparken ihtiyaç duyduğumuz bilgileri edinmekten bahsediyor. Evet, ben yani, hani o tam o anda yani iş üzerindeyken ihtiyacımız olan bilgiyi kullanma tarzında onu söylemeye çalıştım ama belki yani açık olmamış olabilir hocam. Evet, öğrenme yaklaşımının farklı olduğundan bahsediyor. Asıl önemli olan öğrenme yaklaşımı burada. Evet. Evet, okay. Okay, now let's take a look at this in more detail. I'm only going to read a part of this, but this comes from the regular classroom, not from special program for gifted. It's type one, which means it's exposure to an idea that a child might like to follow up on. So here you see Kylie fell in love with ladybugs during a school science project on insects. Burada bir yani Kylie'nin bir yapmış olduğu bir çalışma var ve bu çalışmanın öncelikle bahsetmeden önce normal bir sınıfta, yani normal eğitim veren bir okulda gerçekleştiğini söylüyor. Bir böceklerle alakalı bir proje kendilerine verildiğinde Kylie uğur böcekleriyle alakalı çok kendini ilgili hissetmiş ve onlara resmen aşık olmuş. Yes, sir. So now here comes the role of the teacher and just-in-time information. The teacher got her several books on how to design a game, including she even got her a book on how to start a business, which she did.
she eventually produced a board game called the Ladybug Game. Here is a picture of that board. Shall I? Yes. Okay. Bununla ilgili bir proje yapma isteğini belirtmiş öğretmenine. Öğretmen de kendisini yönlendirmek için masa oyunları nasıl hazırlanır, işte nasıl stratejik hale getirilir ya da nasıl kullanılabilir, bunlar nasıl dizayn edilmelidir ve oyun kuralları diye, hatta nasıl bir iş başlatılır, yeni bir işe girişiminde bulunulur diye ekstra bir kitap bile temin etmiş. Ki bu çocuk zaten şu anda bunu yapıyormuş. Yani bir masa oyunu, bu bir board game icat etmek bilmiyorum denir mi ama bir board game oluşturabilmeyi başarmış ve şu anda bunları satışa sunmuş ve bir iş başlatmış aslında, bir business olarak bir iş başlatmış. Yes, sir. This next slide is one of my favorites. I'm only going to play a part of it. Bir kısmını oynayacak. Şu anda bize gösterecek nasıl bir şey olduğunu. So there we see the game actually was bought by a manufacturer. It's sold in major stores in the United States. And so this points out how she got an idea just from her regular classroom teacher. With a lot of help and support and follow-up, she is now a very successful young entrepreneur. Burada... Küçük bir sınıfta verilen bir projede oluşan herhangi bir fikrin gerekli yardım ve yönlendirme ile nereye kadar gelebileceğini görüyoruz. Bu çocuğun oluşturmuş olduğu oyun büyük bir üretici tarafından üretime geçirildi ve birçok büyük mağazada satışa sunuldu. Şu anda o çocuk genç bir girişimci olduğundan bahsediyor. Yes, sir. Now, this next one is the story of Brooke, and I like to tell this story because he actually got his idea for this when he was watching television with his mother, and he saw a disabled young man on the television show named Sam, who, because of his disability, was unable to ride on a roller coaster. Burada şimdi Brooke'un hikayesini dinleyeceğiz. Aslında Brooke'un aklına bu fikir evde annesiyle beraber televizyon izlerken geliyor. Ve burada Sam diye engelli bir çocuk görüyor. Ve engeli yüzünden bu çocuk roller coaster'lara, yani bu yukarıya aşağıya hızlıca giden Luna Park'larda olan trenlere binememesine üzülmüş. Ve bununla alakalı bir fikir bularak bir proje geliştirmek istemiş. Aklına televizyonu izlerken gelmiş bu fikir. Yes, sir. Okay, there's a picture of Sam. So what Brooke did was he decided to build a simulation of a roller coaster. And here again is where the teacher's role comes in getting Brooke the just-in-time resources that he needs, websites and books on building roller coasters. Burada Murat Hocam bahsettiği iş üzerindeyken ihtiyacımız olan bilgiyi edinmek için öğrenme yaklaşımını uyguluyor öğretmenimiz ve Brooke adındaki çocuğa roller coaster'larla ilgili verebileceği birçok bilgiyi kendisine sağlamaya çalışıyor. Bu roller coaster'larla ilgili ufak tefek bilgilerden maketlere kadar değişmiş öğretmene bu materyalleri çocuğa sağlamış bu fikri duyunca. Yes, sir. So he first of all went on a roller coaster with a video camera and made a video. Then he got a chair, one of those exercise chairs that vibrates, it goes. Mm-hmm. Okay. And he had all of the sounds and everything so that people with disabilities that can't go on a roller coaster can actually have that experience. Bu çocuk bir roller coaster'a ön tarafında bulunup oradan
videosunu çekerek bir kayıt oluşturuyor. Daha sonra da sporlar için kullanılan titreşimli bir sandalye alıyor. Bu sandalyenin üzerine hem oturup titreşimlerini hissederek hem de aynı zamanda kulaklığı takıp videoyu izleyerek oraya binemeseler de o hissiyatı verdirmeye çalışan bir simülasyon oluşturmaya çalışmış Brooke adındaki öğrenci. Sırf bu engelli arkadaşlarının, engelli çocukların bu roller coaster'a binememesini istemediğinden dolayı diyelim. Yes, sir. He entered it in the state science fair competition and won first place. Bu o belediyenin bilim şenliğine katılıyor, bilim fuarına katılıyor ve birinci oluyor bu fikriyle. En iyi bir şey olarak seçiliyor. Yes, sir. And he is now negotiating with companies to build this and with playlands, places where children go to ride roller coasters, if they will have one outside of their roller coaster so people could go into it who have disabilities. Şimdi de birçok şirkette görüşme içerisinde olduğunu ve bu fikrinin hayata geçirilebilmesi ve engelli arkadaşlarının da bundan faydalanabilmesi için adımlar attığını söylüyor. Umarız olur, olmuştur belki de. Yes, sir. I hope these two examples will give you some idea about what I mean by type 3 enrichment or creative productive giftedness as opposed to just lesson learning giftedness. Umarım bu verdiğim iki örnek size üçüncü tip zenginleştirme hakkında ufak da olsa bir fikir edindirmiştir. Çünkü birinci ve ikincilerin zenginleştirilmesinde dersi iyi öğrenebilme yetisinden ziyade üçüncü tipte gördüğünüz gibi gerçek hayatta da kullanabileceğimiz ders dışı aktivitelerde ya da o an ihtiyacı olan bilgileri kullanarak çocukların neler yapabildiğini görüp bunun hakkında bir fikir sahibi olabilmişizdir umarım. Now we're going to move on to a second component of the model. Remember you saw curriculum modification techniques in the second bar of the model, and it's a process for advanced lesson learners, which we call curriculum compacting. Hocam, ben mi ses alamadım? Mr. Renzulli, can you repeat what you said? I'm sorry, I couldn't hear you. Yeah, well, in the cube that I showed earlier, the second bar from the top, the first bar was comprehensive strength assessment. The second was curriculum modification. And we did a procedure which you see on the screen called curriculum compacting. Az önce yani şeyin başında bahsettiği bir küp vardı. Onun içerisinde üç safhalı bir eğitim sürecinden bahsediyor. Bir tanesi comprehensive yani anlama, kavrama becerisi. Diğeri müfredatı farklılaştırma. Bu da kompakt yani tam bir yani nasıl desem her şeyi kavrayan bir. Evet hocam, teşekkür ederim. Yoğunlaştırma. Thank you. Yes, as you see from the cartoon, many high ability children are very bored in school because they are not being challenged. Burada gördüğünüz gibi yani yüksek yeteneklere sahip birçok öğrenci okulda sıkılırlar, kendilerini sıkılmış hissederler. Çünkü meydan okuyan kendilerine onları zorlayan herhangi bir şey olmadığını hissederler. So we've developed this process called compacting and it has three parts to it. Name it. What is the subject material that needs to be covered? Prove it. Show that a child either already knows this or can learn it faster than other children. And then the third thing is change it. Give them something that is more like the type threes that you just saw examples of. Bu çocukları biraz daha işin içerisine ilişkilendirebilmek için yapacağımız üç tane adım var. Bir tanesi konuyu belirlemek. İkincisi ya bunu adlandırmak. İkincisi çocuğun bu konu hakkında
ne bildiğini öğrenip eğer bilmiyorsa daha hızlı öğrenebileceğini çocuğa kanıtlamak. Üçüncüsü de bununla alakalı az önce verdiğimiz iki örnek gibi üçüncü tip zenginleştirmeyi hayata sokmaya çalışmak. Aslında hocam bu Türkçedeki daraltma. Evet. Müfredat daraltma diye bahsetmiştik size daha önce konuşmalarımızda. Evet hocam. Curriculum compacting is the most widely used form of differentiation in the United States and in other countries that we've worked with. There is a good guidebook that has been written on it. You can get it from Prufrock Press in Austin, Texas. It's an easy process to learn, and in a certain sense, it buys children time by getting the regular curriculum off their backs faster so that they can go on with more interesting things. Murat Hocam ilk başta bahsettiği bir kaynak var sanırım, yanlış anlamadıysam, doğru mu? Evet, Texas'ın eyaletin bir kitapçığından bahsetti, bir rehberden bahsetti. Farklı evet. Rehberler var, örnek olarak onu verdi. Bu rehberlerin sayesinde müfredatın büyük bir bölümünü, yani çocuğun zaten bilmiş olduğu büyük bir bölümü çocuğun sırtından, omuzlarındaki yükten arındırmak. Aynen. Ve az önce bahsettiğim üçüncü tip zenginleştirmeye daha çabuk yöneltmek konusunda çok yardımcı olduğunu söyledi. Yanlış anlamadıysam hocam. Aynen, evet hocam. Tamam. Yes, sir. Now we move on to some examples of the triad model and... Type one, exposing children to ideas that they might become interested in. Type two, activities in thinking, creativity, training skills in different areas. You'll see some examples in a minute. And then again, the young person, type three, you saw the two examples of the type three. Keşifsel aktiviteler konusunda birkaç bir şey gördük. Grup çalışmaları ve düşünsel beceriler konusunda yapılan çalışmaları gördük. Üçüncüsünde de kişisel ya da küçük gruplar halinde olan gerçek problemlere dayalı üçüncü tip zenginleştirmek konusunda örneklerimizi üzerinden geçtik. Yes, sir. One of the teachers that I came up with, that I worked with, I'm sorry, came up with her favorite description of type 3 enrichment. She called it boredom busters. She never saw a child bored when they were working on a type 3. Daha önce kendisiyle beraber çalışmış olduğu bir öğretmen, üçüncü tip zenginleştirme için tamamen sıkıntıları giderici olarak adlandırmış bu durumu. Yani üçüncü tip zenginleştirme yaptığım hiçbir öğrencinin sıkıldığını ya da işte bu konuyla alakalı kendini çekingen ya da işte utangaç hissettiğini görmediğini söylemiş. Yes, sir. Here are some examples of things that we use for type one. And you could just read that list if you would like. Okay. Tip bir şeyimiz için, çalışmamız için verdiği bir liste. Bunlar tip 1'e giriyor. Virtual, nasıl diyeyim? Sanal şeyler. Sanal yolculuklar, müze gezileri tarzı şeyler paylaşılmıştı hatta bizim gruplarımızda. Ona benzer yolculuklar. Ya da gerçek yolculuklar, ki okulumuzda bunu da çokça yapıyor. Bilim kurgu olsun ya da olmasın ya da bir şeyin nasıl yapılacağını öğreten kitaplar, online aktiviteler ve konuşmalar, DVD ve filmler, yarışmalar ve aslında aynı şey, yarışmalar ve yarışmalar sadece şey anlam içerisinde farklı. Çocukları birbirleriyle rekabetlendirme tip bir şeye giriyor. Yes, sir. Now, this next one, at the end of a type one and also in many cases a type two, we have what we call a debriefing. And what I mean by debriefing is, and I don't want you to read this whole thing, mm-hmm. but we ask the group of children who went to the type one, that might be a large group, you'll see an example in a minute, that who was interested in this, what aspect of it were you interested in, and would you like to do some follow-up? Birazdan bunun hakkında bir örneklendirme olacağını söyledi. Hepsini şey yapmayacağız ama bu tip 1'in içerisinde özetleme konusunda çocuklara sorulan ya da öğretmenlerin sorduğu
sorulardan oluşan bir liste var. Bunları yapmamız ve yapmamız gerekenlerden bahsedeceğiz birazdan. Yes, sir. So here's an example. This is one of our persons that teaches at our summer institute called Confortute. We had to postpone it for this summer. We hope you can come in future. I'm sorry, sir. I am having problems hearing you. Okay. This is one of our trainers who is a specialist in storytelling. Mm-hmm. Go ahead and say that. Şimdi bir hikaye anlatmada uzmanlaşmış olan bir kişiden bahsediyor. Eğer ben hocam başını kaçırdıysam onunla alakalı bir şey söyleyecek şimdi. Hikaye anlatmayla ders öğretmede uzmanlaşmış bir öğretmen. Evet, onun videosunu gösteriyor. Evet, onun videosunu gösterecek. Buyurun hocam. Yes, sir. At the end of this, we have the teachers watching as well. We do a debriefing and ask, well, which children really seemed interested and would like to go on with more of this? So look at those children's faces. These are children that got very excited, and many of them went on to become young storytellers. Bu aktivitelerin yapıldıktan sonra bununla alakalı kimin ilgili olduğu sorusu yöneltildiğinde çocukların suratındaki ifadelerini hepimiz görebiliyoruz. Ki çok şaşırmış ve bundan çok etkilenmiş olan bu çocuklardan birçoğu şu anda başarılı birer hikaye anlatıcı konumundalar. So in this case we got the teacher and some of the students some books. I don't have the storytelling book there, but there's a how-to book on just about everything. And we got the teacher and some books for the children on how to become a storyteller. And this, I believe, is the most important role of the teacher in facilitating high levels of talent development. Bu şekilde bir zenginleştirme yaparak çocukları keşfederek şu öğretmenimiz çocuklarıyla beraber birkaç kitap oluşturmuşlar. Storytelling yani hikaye anlatma olan kitabı burada yok ama diyor nasıl yapılır adlı bir kitabı var. Hemen hemen bir yani çocukların merak ettiği birçok şeyi nasıl yapıldığını gösteren bir kitap bile oluşturmuşlar. Bu da tamamen öğretmenin sınıftaki yeteneklerini keşfetmesiyle alakalı olduğunu söylüyor. Yes, sir. So one of the recommendations I make with, you could do this with your school librarian, is to have a separate set or collection of what we call how-to books. Gather how-to books in different areas because these are the kinds of books that give children the professional skills, even if at a more junior level, of doing what the practicing professional does at the adult level. Bizim okulumuzda yapabileceğimiz bir öneri de bulunuyor. Okulumuzdaki kütüphanede bir kısmı sadece nasıl yapılır tarzı kitaplara yer ayırırsak küçük çocuklardan büyüklere kadar herkesin yetişkin seviyede bir kişinin yaptığı bir şeyi bu seviyede nasıl yapabileceğini gösteren kitapları koyduğumuzda bu çocukların bu düşünce ve becerilerini tetiklemekte yardımcı olacağını söyledi sayenizde öyle. Yes, sir. Okay. Now I hope you understand a little bit about what type 1 is. We go on to type 2 enrichment. And basically, this is a series of thinking skills. I'm sure many of your teachers know about Bloom's taxonomy. There are a series of thinking skills in these six areas. And you could, if you would just read the main title, don't read the subtitles. These are book areas where we get teaching materials to develop thinking skills. Tip 1 üzerinden geçtik. Hemen hemen herkesin artık ufak tefek bir düşüncesi vardır. Tip 2'de şu anda birçok öğretmenimizin hali hazırda kullanıyor olduğu ya da hakkında bilgi sahibi olduğu maddelerden oluşuyor aslında. Bilişsel beceriler ya da bir şeyin nasıl yapıldığını öğrenme, yazılı, sözel veya görsel iletişim becerileri, karakter geliştirme ya da etkileme, aynen, etkileyici proses becerileri, gelişmiş araştırma becerileri edinme ve
referans materyalleri bulabilme ve metakognitif yani biliş ötesi oluyor sanırım yanlış bilmiyorsam. Biliş ötesi teknolojileri kullanabilme becerisi olarak ana başlıkları söyledi. Alt başlıklardan bahsetmemi istemedi. O yüzden temelde aslında alt maddemiz bunlar. And here are just some sample type 2 activities. And notice in this area we also include as a major activity the how-to books. So if you just run down that list. Okay, okay. Birinci tipteki gibi yine bir listemiz var burada. Burada ama dikkat etmemiz gereken nokta yine nasıl yapılır kitaplarının yine bu listede olması. Bunun öneminin büyük olduğunu söylüyor tetiklemek adına. Yaratıcı düşüncelerle yaptığımız herhangi bir aktivite. Eleştirel düşünceler çalışmaları. Araştırma becerileri. Proje ve bağımsız çalışmalar. Nasıl yapılır web sitelerine ve kitaplarına girmeler, online aktivitelerde bulunmalar, yaratıcı düşünce ve yaratıcı problem çözme yetileri ve metodolojik çalışma, yani bütün alanlarda bir metot geliştirme üzerine yaptığımız bütün çalışmalar tip 2 aktivitelerine giriyor. Yine nasıl yapılır iki kere yazmış, burada önemli olduğunu belirtti. Yes, sir. Over the years, we have collected and done research on many activities in this area. I'd like to share just a couple of them with you from creativity. So this is a sample activity in a program I call New Directions in Creativity, where we ask children what different uses they could make of old tin cans, of paper bags, or spoons. And here we see some different examples that children have come up with. Şimdi burada çocukların yaratıcı düşüncelerini tetiklemek amacıyla kendilerine sol tarafta gösterdiğimiz materyallerden başka nasıl kullanılabilir, bunlardan başka neler yapılabilir tarzında sorular yönelttiğimizde çocukların ortaya çıkarttığı şeyleri görebiliyorsunuz burada. Mikrofon, paraşüt, en alttakini anlayamadım ama farklı bir kullanımda nasıl kullanılabilir amacıyla çocukları tetiklemek amacında kullandığımız bir materyal bu. Yes, sir. Here is one that teaches children classification skills. We ask them how many different ways they can classify some of the kinds of things pictured in this drawing. For example, one child puts together the comb and the Chinese junk because they both have parallel lines. Some of them are very obvious, like the shoe and the pocketbook or clothing. But one child put together the shoe and the alligator because some shoes are made out of alligator leather. You see the creative ideas coming out there. Mm-hmm. Buradaki çalışmamız da sınıflandırma çalışması. Öğrencilere şurada ekranda görmüş olduğunuz görseli paylaşarak bunları sınıflandırabileceğimiz grup aşamaları kaç tanedir? Yani kaç tanesiyle sınıflandırabiliriz tarzı bir soru yöneltmişler çocuklara. Kimisi tarak ile şuradaki yani H'deki görseli eşleştirmiş. Çünkü ikisinin de paralel çizgilere sahip olduğunu belirtmiş. Bazısı çok açık aslında çocuklar için. Bir çanta ve bir ayakkabıyı aynı şekilde kıyafet olarak adlandırabiliyoruz ya da kişisel eşya. Ama bazı çocuklar biraz daha düşünce becerilerini kullanarak timsah ve ayakkabıyı aynı gruba koyuyor. Çünkü bazı ayakkabıların timsah derisinden yapılabildiğini öne sunarak bunu sınıflandırmasının bu şekilde yapabileceğini söylemiş. Bu şekilde de çocukların işte düşünsel becerilerini tetikleme hedeflenmiş hocam. Yes, sir. One more. This is a writing, creative writing activity. I don't know if a turkey, you probably also have a version of the children's story. Yeah, we do have a version of this, yeah. The Three Little Pigs. So we ask them to write the story of the three little pigs from the point of view of the big bad wolf. Burada yaratıcı yazma, bizim öğretmenlerimiz de kullanıyor bunun hakkında şeylerimiz, seminerlerimizde açıklamalarımız da oldu öğretmenlerimiz aslında.
Burada üç küçük domuzcuğun hikayesinden bahsediyor ve bu hikayeyi aslında büyük kötü kurdun gözünden bakarsak yeniden nasıl yazabiliriz tarzında çocuklardan bir şey istenmiş. Ve bu şekilde yaratıcı yazma becerilerinin de tetiklenebileceğinden bahsediyor. Now we're on to type 3 enrichment. And basically, I've already described this again, the young person thinking, feeling like the practicing professional. And the question that I most often ask about this is, because type 3 is individual and small group investigations of real problems, people always ask me, well, what makes a problem real? Üçüncü tip zenginleştirme, bir çocuğun kendini bir profesyonel gibi hissetmesini, düşünmesini ve o işi bir profesyonel gibi yapmasını hissettirdiği herhangi bir aktivitedir diyor. Ama burada kendisine yönlendirilen en çok soru, evet bir problem üzerine çalışılıyor burada ama asıl, yani bir problemi gerçek yapan asıl şey nedir sorusu en çok kendisine yöneltilen sorulardan bir tanesi. Yes, sir. And my answer to this question is on the screen, and you could read those four requirements, let's call it, of a type 3, and mentioning it at the top that in this case the teacher serves as what we call the guide on the side rather than the sage on the stage. Şimdi buradaki problem, yani bu sorunun cevabını ben dört tane kriteri göz önünde bulundurarak cevaplanması taraftarıyım diyor. Şimdi buradaki stage kısmı, I'm sorry sir, I couldn't hear the stage part of your speech. I'll put it on another slide, John. All right. So you read those? Okay. Bunu da açıklayacakmış. Şimdi bu şeyin, ilginin kişiselleştirilmesi, otantik bir metodun bunun için kullanılabilir olması ya da aslında bu tip bir problem için doğru bir cevabın olup olmadığını bilinmemesi. Yani açıklayabildiğimi bilmiyorum. Buna birçok, yani bu probleme birçok cevabın olabilmesi aslında ya da kendisinden ya da öğretmeninden ziyade başka birçok insana da hitap edebiliyor olması bu problemi, gerçek bir problem olduğunu gösteriyor, dedi. Okay, now the key to type 3... Okudun inşallah hocam, bu kadar duyabildim. ...really in this slide, and we start with a student or a group of students that has an interest in a particular topic and a commitment to following through on that interest. Buradaki asıl olay çocuğun belli bir başlığa kendini bağlı hissetmesi, bu konuda bir düşünce geliştirmesi ve yapılması gereken aşamaların hepsine kendini adamasından geçiyor. Shall I read the yellow part or... Yes, read the yellow part. Okay. Çocukların bir fikirle ya da bir ilgiyle ya da bir bağlılıkla buluştuğu bir noktada yaptığı çalışmalarını her zaman devam ettirmesi, bu kaçınılamaz. Bu herhangi bir grup çalışması ya da kişisel çalışma olabilir. Bu yeter ki çocuk kendini bağlı hissetsin. Çalışmanın ne tarz olduğu önemli değil özetle. Yes, sir. Now we're going to build the curriculum, so to speak, around that child and think again of the just-in-time information and the how-to books. Şimdi burada çocuğun etrafında oluşturmamız gereken bir pattern, bir yol, bir bilgi haritası gibi bir şey oluşturmamız gerekiyor çocuk odaklı. Bu bilgi haritasının etrafında neyin nasıl yapılacağı hakkında yine kitaplar ya da işte bu projenin nasıl yapabileceği hakkında bazı adımlar bu çocuğun etrafında yönlendirilerek belli bir yol izlenilebilir. Yes, sir. So first of all, we engage in a process called problem finding and focusing. It's not enough to say, I like board games or I'm interested in board games. We have to focus that down to, I want to develop a board game, in Kylie's case, about ladybugs. So we teach them how the professional focuses from a general area, board games, down to a specific area, about a game about ladybugs.
Şimdi burada tabii daraltmadan yine girilecek. Şöyle ki çocuğun bir şeyi geliştirebilmesi için Kylie'deki gibi evet ben masa oyunlarını seviyorum demesi yeterli değil. Masa oyunlarını sevmesinden ziyade kendisinin ilgili hissettiği herhangi bir konuyu da bununla ilişkilendirerek konuyu daraltması ve ilgili olduğu konunun ilgin olduğu konuyla ilgili bir ürün ortaya çıkarmak istemesi gerekmekte çocuğun öncelikle. Yes, sir. Next circle we've already talked about, and that's providing the young person with methodological skills in the area of developing a board game, let's say, and this is where the how-to books come in. Şimdi ikinci aşamada da bu ortaya bir fikir çıktıktan sonraki ikinci aşama kendisinin yönlendiricisi olan öğretmenden bahsediyor burada. Ona sağladığı materyaller ve yönlendirici olan bilgiler burada az önce bahsettiğimiz nasıl yapılır tarzı kitaplar devreye giriyor. The next step is feedback, encouragement, giving children suggestions, like what an editor might do when they're looking at somebody's article for a submission. So, how about if you added this or changed that? Üçüncü kısımda çocuğun yaptığı, ortaya çıkarmış olduğu ürünle alakalı bir yetişkinin ya da başka bir insanın geri dönütü. Bir yetişkin gözüyle baktığınızda çocuğa verdiğiniz herhangi bir tavsiye bu çocuğun yapmış olduğu şeyleri değiştirmekte faydalı olabilir. Ya da şu şekilde söylüyor çoğu zaman. Hani şunu ya da bunu değiştirsen nasıl olur tarzı yönlendirmelerle çocuğa daha böyle etkili bir ürün sunmaya yönlendirebiliyoruz. The next circle is, I think, the most important one. It's probably one of the reasons that we are doing this today. And think of Kylie going to a company that makes board games. Think of Brooke and the Connecticut State Science Fair. And that is audience. Would I be here today talking to my screen with nobody listening? Audience is very important. It motivates young persons to do their work because in the real world, people that write books are concerned with audience. People that make movies are concerned with audience. People that start businesses are concerned with audience. Buradaki en önemli halkadan bahsediyor. Evet, bunca yapılmış iş olabilir ancak bu yaptığınız işin bir kalabalığa hitap etmesi. Eğer benim yaptığım iş şu anda bir kalabalığa hitap etmeseydi, şu anda ben boş bir ekrana kendi başıma konuşuyor olurdum. Birçok insanın aslında endişe ettiği konu bu. Yeni bir iş girişiminde bulunanlar, hitap edecekleri insan hakkında endişe ederler. Yeni bir film yapacak olanlar, yeni bir üretimde bulunacak olanlar ya da yeni bir fikirle başka insanlara her zaman bu insanların bir kitleye ulaşım endişeleri olduğunu söylüyor. Eğer bu yapılacak ortadaki ana fikir bir kitleye ulaşabiliyorsa görev tamamlanmış demektir. And again, in this case, the teacher's role is very different. We have two roles for teachers in this enrichment learning. ELT stands for Enrichment Learning and Teaching Pedagogy. The one is what we call the sage on the stage, the teacher simply giving information to students. The second is what we call guide on the side. They're doing the things that you saw in the circles just before this. Az önceki bahsettiği şeyden şimdi tek onun hakkında açıklama yapıyor. Burada diyor ki öğretmenin iki çok farklı rolü var şu andaki zenginleştirmelerimizin içerisinde. Bir tanesi sahnedeki ışıkların tutulduğu adam, yani merkezde kendinin olduğu, aslında öğrencinin çok fazla nasıl diyeyim aktivitelerde aktif bulunmadığı, belki yanlış söylüyor olabilirim ama anladığım şekilde bu. Diğeri de yan taraftaki, yani ona destek olan rehber. Yani burada iki tür bir öğretmen olduğu, bir tanesinin rolünün çocukların ders içerisindeki bilgi akışını daha yüksek hale getirme, bu öğretmenin yönlendirmesiyle çocukların bilgilerini arttırma. Diğeri de çocukların bilgilerini göz önünde bulundurarak az önceki o halkalardan bahsettiğimiz ortaya bir ürün koyma konusundaki çocuğun yanında destek bulunan rehber konumunda iki tane farklı
şey olabilir, rolü olabilir. I'm sorry, I just mistranslated something. So let me explain what I said. Yani bütün ışığın onda olduğundan kastım bu konuda yanlış bir şey oldu. Öğretmenin çocuklara verdiği bilgilerle az önceki o test başarısı, yaratıcı düşünce ya da çocukların yazılı olarak aldıkları bilgilerdeki bir tanesi öğretmenin rolü o. Diğeri de az önce işte çocuklara o masa oyunlarını yaptıran rehber öğretmen olarak ikiye ayırabiliriz. O şey olarak öğretmen merkezli olan yanlış oldu hocalarım, kusura bakmayın. Now, this doesn't happen by accident. We have a thing which we call the type 3 management plan. Here you see a copy and here you see a completed copy. And this causes the youngster to do what the practicing professional does. So if you will just read what I have in the encirclements, John. Okay, so this is for type 3, Mr. Enzuli. It's for type 3. Okay. Üçüncü tip zenginleştirme için belli bir taslağının olduğunu ve şu anda bu ana maddelerden bahsedeceğim. Yuvarlak şişesine, daire şişesine aldığı şeyde. Genel çalışma alanlarının daha sonra özele indirilmesi. Sağ tarafta yani en üstten sağa doğru gidiyorum, soldan sağa. Genel bir çalışma alanı olarak belirleniyor bir şey. Daha sonra bu çalışma alanının daraltılması, özel bir çalışma alanına indirilmesi. İstenilen ya da ulaşması istenen hedef kitle, intended audiences, intended products and outlets, oluşturulması beklenen ya da bunun üzerine düşünülen ürünler ya da sonuçlar, methodological resources and activities, bu şeyin ortaya çıkması için, ürünün ortaya çıkması için yapılan yaklaşımlar veya aktiviteler, en sonunda da buna nasıl başlanacağı, en alttakinde de buna nasıl başlanacağı olarak belirli maddelere ayrılmış. Yes, sir. Yes, the other thing that we do in our work is that we teach children what professionals do, which is data gathering. If you were, by the way, to go back to the management plan for a second, this instrument and the compactor and other instruments are in the book that Sally and I did called The Schoolwide Enrichment Model. And again, they are all downloadable, reproducible. If you buy the book, you can print them copies that you want. Now, bu arada bu belgeleri ücretsiz olarak erişebileceğimizi, yani indirebileceğimizi, dönüştürebileceğini, çevrilebileceğinden bahsediyor tekrardan. O bunun hakkında da bir bilgi vermek istemiş tekrardan. Hani bunu görmek istiyorsanız size bu konu hakkında yardımcı olunabilir. Herhalde hocam link vardır referans olarak. En sonunda ben çok dikkat etmedim ama. Evet, kaynaklar sitesinde hepsi var hocam. Kaynaklar sitesinden bunu ücretsiz bir şekilde, yani herkesin erişimine açık olduğunu söylüyor Sayın Ezgül'e. Yes, sir. The other thing that we do is we teach children how to gather data. And if you were to come to our training program in the summertime, you would have access to our laboratory where we provide children with different instruments, very simple instruments, things like scales, things like sound meters, things like pedometers. And we teach them, this is type 2 training, we teach them how to use the instruments. And once they know how to use them, then we say, okay, now what is a research study that you might like to do? For example, to examine the toxicity of water. Yaptığımız şeylerden bir tanesi de çocuklara bilgi toplamayı, bilgi edinmeyi öğretme çalışmalarından bir tanesi yaz zamanlarında. Çocuklara basit materyaller, basit enstrümanlar veriyoruz. Mesela pH metre gibi. Bu çocuklara bunu denetiyoruz ve denettikten sonra nasıl çalıştığını çocuklar ufak tefek bir bilgi edindikten sonra çocuklara sorduğumuz şey, evet şimdi bu sana verdiğim enstrümanla ne tip bir çalışma yapmak istersin sorusunu yöneltiyoruz çocuklarımıza. I don't want you to read this next one, but we've done a book on this. You saw in this slide in the upper right, you see the Think Data book. And these are the instruments that we have in our collection that we teach children how to use in order that they can become firsthand investigators.
Bizim elimizde olan koleksiyon, yani çocuklara denettiğimiz aletlerden olan koleksiyonun listesi okumamı istemedi. Zaten tekrar bunu görebiliriz. Bunları çocuklara denettikten sonra çocuklardan bu konu hakkında temel bir fikir ortaya çıkabilir mi, çıkamaz mı? Onun tartışmasını yapıyoruz. Onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. So to summarize this, people often ask me, how do we create creative, productive giftedness? And we use what we call the concept of OR, opportunities, resources, and encouragement, but always, always, always in the child's area of interest. Nasıl yaratıcı olarak bunu, yani yaratıcılığı nasıl geliştirebiliriz, yaratıcılık konusunda neler yapabiliriz konusunda sorulan soruların cevabı aslında şu üç şeyde yatıyor. Fırsat sunma, kaynak sunma ve çocuğu cesaretlendirme. Bunların en önemlisi, en önemlisi çocuğun her zaman yapılan işin ilgi alanı içerisinde olması. Now we move on to the next topic, which is enrichment clusters. And I want to say at the beginning that this has really become, let's call it the growth stock of our model. We recommend that schools just getting started start with enrichment clusters, and again, they're open to all students. Burada yeni, yani bütün öğrencilere açık olan okullara başlangıç olarak bunları yapmasını öneriyoruz. Enrichment clusters olarak. I'm not sure what a cluster. Küme. Zenginleşme kümeleri. I'm gonna go over it, John. All right. Şimdi üzerinde bir açıklama yapacak. Ben şu anda hani bu bir terminolojik olarak bir olduğu için tam olarak çevirisini yapmam yanlış olur. Zenginleştirme konusunda yeni başlayan bütün öğrencileri açık olan, yani hem yetenekli olsun yetenekli sınıfında olsun olmasın, bütün okullara başlangıç olarak yapmalarını öğrendiğimiz şey bu. Yes, sir. So here's the definition of enrichment clusters, the golden rule: all activity is directed toward the production of a product or service. Students and teachers select the clusters in which they will participate. Students are grouped, and I'll just let you read those to the. Okay. Şimdi alan olarak çevireceğim. Daha mantıklı olur gibi geldi bana şu anda. Zenginleştirme alanlarının altın kuralı, bütün yapılan aktiviteler bir ürünün ya da bir servisin, bir hizmetin ortaya çıkmasına yöneliktir. Öğretmenler ve öğrenciler bu alanları, katılmak istedikleri alanları seçer ve bütün öğrenciler ve öğretmenler bununla alakalıdır, yani işlerin içerisindedirler. Ve bu çocuklar sınıflarına ve ilgi alanlarına göre gruplandırılırlar. Daha önce belirlenmiş herhangi bir ders ya da ünite planı yoktur. Can I read? Yes, please. Okay. Bakalım. Otantik metodların ve profesyonel yatırımcıların kullanmış olduğu, yani otantik yatırımcılar ve profesyonel yatırımcılar bu hizmet gelişimini geliştirmekte kullanırlar. Divisions of labor are used to guarantee that all students are not doing the same thing. Evet, buradaki asıl olaylardan bir tanesi de bütün öğrencilerin aslında aynı şeyi yapmıyor olmasını garanti etmektir. Her birinin farklı bir şey üzerinde çalışıyor olduğunu göstermek. Specially designed time blocks are set aside for clusters. Bu alanlar için de, her bir alanın yapılması gereken çalışmalar için de farklı zaman şeyleri oluşturuluyor ve her biri belli bir zaman bloklamaları içerisinde yapılıyor bu çalışmalar. Ve altın kuraldan bahsettik. Bir de gümüş kuralı var. The rules of regular school are suspended. Asıl, yani düzey, ne diyeyim burada, normal bir okulda oluşturulmuş kuralların hepsi belli bir süreliğine durdurulmuştur. Yani buradaki çalışmalar artık buna göre çevrilmelidir. Asıl yapılan, yani okul kurallarının dışında bir aktivite olduğu için. Hocam, şimdi bunu şu biraz daha açıklayıcı mı girsem bilmiyorum. Yani okulun kurallarının dışında çalışmalar yapılır.
okul yani, kuralları bu süre içerisinde geçerli yani, değildir diyor. Yani süre her zaman okullarda yapıldığı gibi değil de farklı davranmak anlamında söylüyor. Evet, farklı. Yani okullardaki o verilen o duvarları yıkıp onun dışına çıkıp bir çalışma yapma evet. amacında olmalı gümüş kuralda da. Evet. Yes sir. Okay, and teachers get together and they explore different topics and they pick a topic that they might like to produce a cluster on, or sometimes they work in teams. So here's one called Crime Scene Detectives. Just read the title. Okay, bu öğretmenlerin kullanmış olduğu mesela örnek olarak gösteriyor başlıklardan bir tanesi. Olay yeri dedektifleri. Shall I read the questions underneath? Yeah. Go ahead. On this one, just this one. The next one, we'll just get the title. Read okay. The question. Mesela bununla alakalı çocuklara yönlendirilen bir soru. Bir dedektif olmak ister misin? Suçları araştırmak ister misin? Ya da bir suçu çözmek için neler gerektiği konusunda herhangi bir merakınız oldu mu? Eğer senin bu merak ve ilgini uyandırıyorsa bir suç çözme ya da bir delil toplama konusunda eğer sen meraklanmış ve bunun için kendini ilgili hissediyorsan bu cluster yani bu alan tam senin için olay yeri dedektifleri çalışmalarına seni davet ediyoruz tarzında bir broşür gibi bir şey hazırlanmış burada. Yes sir. And one more. This is another one called Save Our Planet. Burada da Dünyamızı Kurtar adlı bir çalışma var. Yine aynı şekilde çocuklara bu soruları yönelten. Yes, sir. Okay, now we move on to the second part, the role of technology, and realizing again that teachers cannot do this kind of teaching without quick and easy access to, first of all, an individual profile of interests and strengths of each student, and secondly, thousands of resources that they can direct to those students based on their profiler. Buradaki olayın yapılabilirliğini ortaya koyan tek şey öğrencilerin, yani öğretmenlerin öğrenciler hakkında kişisel olarak bilgi sahibi olmaları. Doğru yönlendirilmelerin yapılabilmesi için binlerce kaynağın doğru bir şekilde öğrencilere dağıtılabilmesi için öğretmenlerin öğrenciler hakkında detaylı bir bilgilerinin sahibi olması gerektiğini söylüyor. Ancak bu şekilde bunlar yapılabilir diyor. Yes, sir. So, this is there are 14 databases in the Renzulli learning system. So, if a child develops an interest in a particular area, let's say it's world history, we can direct the machine will send them different places around the world that they can visit through virtual field trips, or it will send them a information about projects that they might do in an independent study. And notice down at the bottom, we see a file on how-to books. If they're interested in world history, they need to get some skills in how you go about studying world history. Most of these resources are free, and we have tried to pick high engagement resources, not just worksheets online or textual material online, but actual activities online that children can do. You'll see some examples as we move along. Okay, shall I make an explanation right here, right now? Okay, şimdi burada 14 tane oluşumdan bahsediyor ve bu çocuğun, yani bunu kullanan herhangi bir çocuğun ilgi alanını belirledikten sonra, ki mesela bundan şu an için tarih diyelim, tarihle alanlarını bilgisini ilgisini öğrendikten sonra tarih hakkında yani dünya tarihi hakkında öğrenebileceği birçok yani gezebileceği müzeler ve online yani sanal müze gezileri ya da tarihi gezilerin yapabileceği bir şeye yönlendiriyor bu sistem çocuğu. Buradaki sanal gezileri tamamladıktan sonra bununla alakalı yeni bir bilgi edinmek ya da bir oluşumda bulunmak istiyorsa how to yani nasıl yapılır kitaplarına yönlendirilip çocuğun fikirlerini sürekli bir tetikleme çabasına girdiğini söylüyor sistemin. Birazdan da daha açıklayıcı yani detaya girecek. Yes sir. And oops I seem to slide here. Okay.
So this is what the profiler looks like. This is an analyzed profiler that has this child's interests in the top three interests, top three learning styles, top three product styles. This is according to one student, right? One student. The third one, how a child likes to express himself or herself, which is very, very important. Some like to write it, some like to dramatize it, film it, whatever. But the profiler, all of this is now translated into Turkish, believe it or not. Mm-hmm. If you're interested, go online, www.renzulilearning.com, and you can get information. Let me go to this one here, that drop-down box. Those are the languages. Oh, I don't see Turkish on. Yeah, Turkish. It's in the bottom. It's at the bottom. It's already been translated into those areas. And so there are many, many pages of output that you get from this. For example, these are the different categories you saw earlier. Let me go up to, I have some examples in here. Okay, this is an example, my first example, a unit on the United States Constitution, which is part of the regular curriculum many times in American education. Okay, so would you mind if I, you know, make the translation before you go on? Az önce renzulilearning.com'da bir çocuğun hesabının üzerindeki yaptığı, verdiği cevaplarda çocuğun en çok beğendiği 3 öğrenme, en çok beğendiği 3 örnekleştirme ve en çok beğendiği 3 alan çalışması hakkında çocukla böyle detaylı bir makale oluşturulmuş o çocuğun verdiği cevaplara göre kendisine sorulan ve buradaki makaleyi göz önünde bulunduran çocuklarla yaptığımız çalışmaları değerlendirip ölçeklendirebiliyoruz. Bununla alakalı şimdi iki tane de quick example demiş hocam. Şimdi onun içerisine gireceğim. Mr. Rezuli, do you mind if I remind you that this is Ramadan, so most of the teachers are waiting for the time so they can, you know. I'm almost done, John. You're almost done. Okay. So here we have an example. And I'm going to put it all on at one time. I don't expect you to read this, but okay. I have at the top here, this teacher is studying the US Constitution. She sends all of these resources from the databases to all of her students. However, because of the individual profile, the database also sends these to students based on, again, their various particular areas of interest. Şimdi burada çocuklarla alakalı gözden geçirilmesi gereken aktiviteler her ne kadar aynı olsa da bu aktiviteler için kendilerine sağlanan resource'lar yani kaynaklar ve farklı değişik bulgular her bir çocuğa özel olarak tanımlanmış burada. Evet, çocuklar aslında her birinde genel bir tablo içerisinde değerlendiriyoruz ama bu değerlendirmeleri yapmadan önce çocuklara uygun aktivitelerin seçilmesinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Yes, sir. And the system is built so that you can populate your Turkish versions with Turkish resources. Bu da sizin Türkçe kaynaklarınızın da artırılarak kullanımını sağlayacak bir sistem olabilir hangi kaynağın ya da hangi aktivitenin hangi çocuklara uygulanacağı konusunda yapılması gereken çalışmalarda. Okay. Two more slides. Just one more time. Murat hocam şimdi bekleyin mi bitirmesini yoksa? Hocam bitti zaten. İki tane kaldı dedi. Evet. Okay, yes, Mr. Renzulli, please continue. More slides, okay. This is how a teacher uses it. And this teacher that is studying ancient Egypt. Okay, so there we have Egypt. She goes along. She finds it called Fun with Mummies.
Okay, şimdi burada öğrencimizin, yani buradaki öğretmenimizin yani antik Mısır'la alakalı bir şey yapıyor. Burada bir anahtar kelime giriyor ve yapılacak olan çocuklara uygun online aktivitelerin bir listesini görüyor burada. Zenginleştirme aktiviteleri başlığının altında. Yes, sir. So she gets this activity where young people can dissect and preserve their own mummy virtually online. Burada da ilginç bir çalışma var. Sanal olarak online bir şekilde mumyaların işte iç organlarından mumyalanma sürecine kadar sanal ortamda bunları gerçekleştirebilecek bir aktiviteye de erişebildiklerini internet sayesinde söylüyor. So she gets the scalpel and the student takes the brains out through the nose, puts them in a jar and labels them. Then they get a hook. Then they get a scalpel. They take the organs out, put them in a jar and label them. Then they glue, wrap, and all the children want to give a name to their mummy. Burada gerçekten mumyalama sürecinde yapılacak bütün adımları çocuklar yapabiliyorlar. Beyin, burnunun içerisinden beyin çıkartmaktan iç organlarını sökmeye kadar şu anda ihtiyacımız olan bu konudaki bütün aktiviteleri çocuklar gerçekleştirebiliyorlar. Ve bunları kendi çalışmaların içerisinde etiketlendirip adlandırabiliyorlar. So now I don't want to interfere with your prayer time, so I say thank you. It's in many languages there, and I will have to answer your questions. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorusu olan varsa cevaplamak isterim. Evet, belki bilim kurulu üyelerimizden bir soru alabiliriz. Zaten zamanımız doldu ve geçti oldukça. Belki öyle bir şey yapabiliriz. Varsa sanırım Nurdan Hocam da katıldı aramıza ama kendisini göremedik. Nurdan Kalaycı Hocam, yanlış görmüyorsan. I want to thank our wonderful translators that were able to stay with me through all of this complicated material. Thank you very much. Mehmetçin Hocam, teşekkür ederim. Erdal Hocam, son bir söz almak ister mi bilmiyorum. And thank you for joining us. Hey, now our teacher asks the other teachers if they have any questions and I'll translate them to you. Okay. I say thank you very much. Again, to see you. Thank you very much. My pleasure. Evet, teşekkür ederim o zaman Mehmetçi Hocam bir kere daha. Hem Türk katıldığı için, aramızda bulunduğu için tüm arkadaşlarımıza, tüm bilim kurulu üyelerimize, hocalarımıza, öğretmenlerimize, yöneticilerimize buradan Amerika'ya teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi gönderdiğimizi söyleyelim ve bitirelim hocam. All of our attendants send their thanks to you for taking your time to participate our session right now, right here. And we thank you for the valuable information that you gave us through this time. And they send you all their best wishes. And I thank you very much and wish you good luck in all of your future work. Again, teachers are the unacknowledged legislators of the world. The world will change because of what teachers do and instill in young people not only to learn a lot, but to do good things for their fellow mankind. Çok öğrenmenin dışında insanlığa aslında yön verebilecek ve dünyanın düzenini değiştirebilecek ama biraz da arka planda kalan öğretmenlerimize ben teşekkür ediyorum. Bunu yapabilecek yani çocuklara yeni bir dünyayı tanıtabilecek ve dünyayı değiştirebilecek çocukları eğitebilecek kişiler her zaman öğretmenler olmuştur. Ve bu yaşantınızda, eğitim hayatınızda sizlere sonsuz başarılar diliyorum diye sonlandırdı hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz herkese. Thank you very much. Bye. Bye. Herkese iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. See you later. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. See you. Bye bye. You. Bye. Bye. Bye.